Finlandiya'dan bütün dostlarıma, takipçilerime selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün güvenlik konusuyla ilgili sizinle sohbet etmek istiyorum. Kafam birçok kişinin olduğu gibi karışık. Güvenlik deyince ne anlıyoruz? Güvenlik insanın dünyada ihtiyacı olan bir numaralı şey. Güvenliği şöyle anlıyorum ben, kendi anladığım şekilde anlatayım. Bilen arkadaşlar tabii yorumlarını yazabilirler. Sohbet niteliğinde olacağı için bu videom benim. Her şeyi biliyorum demiyorum. Sadece zihin jimnastiği yapmak istiyorum. Okuduklarımla veya gördüklerimle veya kafamda analiz ettiklerimle. Tabii bu analizlerde bende olan bilgilerle, kiminde daha çoktur bu bilgi, kiminde daha azdır. Ben zaten çok olduğunu iddia etmiyorum. Normal, sıradan bir insan gibi sohbet yapmak istiyorum. Düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Bu konular genelde sıradan insanları ilgilendirir. Sıradan olmayan insanlar zaten bu konuların dışındadır. Daha doğrusu bunlar onlar için sorun değildir diye düşünüyorum. Bu şekilde bir giriş yapayım dedim. Şimdi gıda güvenliği var. Güvenlik deyince suya erişim güvenliği var. İşte yaşama güvenliği var. Can güvenliği var. Bunlar o kadar çok ki bu güvenlik başlığı altında birçok şeyi açabiliriz. Küçük başlıkları açabiliriz. Bunlar zaten insanın her şeyini, stresini, şeyini etkileyen şeyler, yaşamını etkileyen şeyler. Güvenlik. Güvenlik deyince her şeye giriyor. Benim anladığım kadarıyla bu başlığın altına. Şu günlerde de insanın da en çok ihtiyacı olanlardan bir tanesi de sağlık güvenliği. Bu pandemi krizi, pandemi koronavirüs insanların hepsini huzursuz ediyor. Zengininden fakirine, işte küçüğünden büyüğüne kadar hepimiz huzursuz hissediyoruz kendimizi, güvende hissetmiyoruz. Yani o yüzden zaten herkes evinde kalsın, çok fazla dolaşmayın diyorlar. Öyle bir duruma geldik ki artık komşumuzdan bile korkar olduk. Niye korkuyoruz? Hastalık bulaştırabilir mi diye. Dediğim gibi güvenlik insanın bir numaralı ihtiyacı olan şey dünyada. İnsanoğlu şimdiye kadar bu güvenliği sağlayabilmek için değişik yöntemlere başvurmuş. Bu insanların bu yaşama kültürünü etkilemiş elbette. Bu sorunu çözmeye çalışırken bu sorundan yararlananlar olmuş. İnsanlar aşiret olarak yaşar olmuş. Dışarıdan gelen tehlikeler için, gıda güvenliği için vesaire vesaire insanlar kaleleri inşa etmiş. Kaleleri, şehirleri inşa etmiş. Su güvenliğini sağlamak için şebekeler kurmuş. Hastalık olmasın diye kanalizasyon sistemleri kurmuş vesaire. Bunları çok yani uzun bir liste haline getirebiliriz. Yani kısaca anlatmak istediğim güvenlik. Güvenlik şu an en çok ve her zaman da en çok ihtiyacımız olan ama şu an en çok konuşulan şey. Bu güvenlik konusunu bize güvenlik veriyoruz diye kendi çıkarına kullananlar oluyor, olmuş ve olacak. Bunun önüne insanoğlu sanmıyorum ki geçebilsin. Çünkü demişler ki bizi pazarlarken işte senin su güvenliğini sağlıyoruz diyerekten bunu yapan da insan kendisi, onu da söyleyeyim. Şebekeler, su şebekeleri geliştirilmiş. Aynı yerden geliyor su. Ve bir gün suyumuz kesik olsa biliyorsunuz nasıl isyan ederiz. Eğer o güç bir kişinin veya belli bir merkezin eline geçtiğini düşünün, o sizi tehdit ederse, o size kızarsa, o sizi şantaj ederse o zaman ne yapacağız? İşin bir de madalyonun öbür yüzü var. Aynı şekilde elektrik. Hepsi belli bir yerlerden geliyor. Belli bir merkezden geliyor, belli bir firma geliyor. Bunlar aslında biz kendi elimizle veriyoruz bunları, bu gücü. Bunların elinde bulunan güç bir gün genç arkadaşlar bilmezler, biz çok yaşadık biliriz ama tedbirliydi eski insan, zaten bunların hep alternatifini üretmiştir. Her şeyin bir alternatifi olması lazım. Elektrik kesildiğinde
biz hemen isyan ediyoruz. Düşünün, bunda da bizim uyanmamız lazım. Belli bir gücün elinde bu elektrik. İstediği zaman verebilir, istediği zaman vermeyebilir. Aynı şekilde internet olarak bizi bağladılar. Bu internet teknolojisine kimse karşı çıkmıyor. Ama böyle merkeziyetçi bir sisteme karşı çıkılıyor. Yani şunu diyorum, düşünün. Belli bir kişilerin gücün eline geçtiğini düşünün. Ve bu gücü bizim aleyhimize kullanabileceklerini düşünün bu gücü. Olamaz mı? Şimdi olmaz diye belki gülenler vardır. Olur, biz görmeyiz belki ama olur, bunları ilme ilme dokuyorlar arkadaşlar. Ben öyle görünüyorum veya biz ilme ilme bilmeden bunlara dokunduğuna şahit oluyoruz. Bize bir şey verirken bizden neler götürdüklerinin farkında değiliz. Yavaş yavaş bunları bir şekilde görmeye başladık. Nerede gördük? Facebook'ta, WhatsApp'ta. Sosyal medyada gördük bunu. Bu adamlar burada bırakmazlar bunu. Bu gücü sahibi kimseler seni bugün profiline engel olur, senin düşüncene engel olur. Ama bu kişi büyüyünce, bu güç büyüyünce, senin suyunu, elektriğini, gıdanı ele geçirince burada kalmaz bu. Başka türlü şantajlar başlar. Veya başlama riski alternatifi yok mu? Var. Bunları insanoğlunun hesap etmesi lazım. Şimdi televizyonda olsun, YouTube'da olsun bazı kişileri dinliyorum ben. Bunları diyebilirsiniz ki komplo teorileri olabilir. Komplo teorisi şudur. Adam parçaları bir araya getirir, bir senaryo üretebilir. Ama bu senaryonun olmama ihtimali yok anlamında değildir bu. Zaten bir kaza olasılığı bile bir yolda küçüktür. Ama olmama olasılığı yoktur. Bu şekilde düşünürsek bu olasılığı yaratabilirler. Ortamı ayarlarlarsa, kendilerine uygun hale getirirlerse ve bunu bilenler zaten o yolda ilerliyorlar. Ben öyle zannediyorum. Burada kısaca gelmek istediğim konu, belki bilerek belki bilmeyerek bizi bir şekilde arkalarına alarak, bizde emellerini alet ederek, halkı yani gençleri olsun halkı olsun, bize kendilerini bilmeden yardımcı yapıyorlar. Gıda güvenliği. Şimdi şöyle düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız rahmetli Mustafa Kemal Atatürk demiş ki köylü milletin efendisidir demiş. Bu sözle ne demek istemiş? Bu sözü açmak istiyorum size. Ben bundan ne anladığımı açmak istiyorum. Köylü milletin efendisi demek değildir ki köylü yönetecek sizi. Köylünün değeri bu toplumda büyüktür, rolü büyüktür anlamında söylenmiş olarak algılıyorum bunu. Ve çok ileri görüşlü bir kişi olduğu için Atatürk bu sözü söylemiştir. Bu cümleden şunu çıkarıyorum. Köylü anahtar roldedir bu bir ulus, bir millet için. Çünkü en önemli can damarı, en önemli gıdamızı yetiştiriyor. Enerjimizi onlar sayesinde alıyoruz. Zaten toplumun bütün kişileri, üyeleri, ulusun belli kesimleri, grupları, meslek grupları, herkes toplum için çalışıyor. Bir kişi için çalışılmıyor burada. Toplumun beraber yaşayabilmesi için, herkes her şeyi kendisi yapamayacağı için, herkes her şeyi kendisi üretemez. Herkes kendi otomobilini üretemez. Hayatımızı kolaylaştıran bir şeydir ama herkes kendi otomobilini üretemez. Bunun için görev verilen insanlar vardır. Bir organizasyon kurulmuştur. Bunun adı devlettir. Devletin içinde bulunan bir kişilere de vatandaş denir. Biz de vatandaşız. Vatandaşın her bir görevi farklıdır. Herkes en iyi olduğu alanda çalışır ve topluma yararlı olur. Topluma yararlı olmak demek toplumun beraber yaşayabilmesi için birbirinin ihtiyaçlarını karşılar. Birinin yapamadığını birisi yapar. Ama biz öyle bir yere gidiyoruz ki o toplumun içinden çıkan belli bir kesim kendini elit sayıyor, kendini üstün sanıyor, kendini diğerlerinin yöneticisi, daha doğrusu diğerleri onların kölesiymiş gibi bir tavır içinde. Yani bunu şahidiz, bilerek bilmeyerek tarihimiz dolu. Şu anki durum da öyle. Gene köylü milletin efendisinden yola çıkarak diyeceğim. Köylü madem bu kadar değer verilmesi gereken bir toplumun bir kısmıysa, görevi çok, yaptığı iş çok önemliyse biz onlara böyle mi kıymet veriyoruz?
veriyoruz. Verdiğimiz kıymet ortada. Belli bir kesimleri biz yükseltiyoruz, belli bir kesimleri yerin dibine sokuyoruz. Çok yanlışlıklar içindeyiz. Bunun farkında mıyız? Böyle o sistemi ayarlayanlar, bunun böyle açıklarını yaratarak, yarattırarak merkeziyetçi bir sistem oluşturmaya çalışılıyor. Küçük çiftçi bilerek bilmeyerek yok ediliyor. O küçük çiftçiler daha çok organize edilmesi gerekirken, daha çok bağımsız bir şekilde nasıl üretim yapabilecekleri öğretilmesi ve verimli üretim yapmaları gerektiği, öğretilmesi gerektiği halde biz tam tersini yapıyoruz. Ne diyoruz? Birisi gelip diyor ki, bunlar yapamıyorlar, verimli iş bu şekilde, bu sistemle yürümüyor. Küçük çiftçiyi yok edelim, bir elden yapılsın, tek yapılsın, standart olsun deniliyor. Bir sürü bunu güzel yalanlarla, ikna edici yalanlarla, daha doğrusu doğru söyleyerek emellerine ulaşmaya çalışıyorlar diye ben okuyorum. Düşünün, çiftçi kalmadı ülkemizde. Ama çiftçi, şöyle düşünün, gıdasız biz olamayız. Herkes şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde bizim çiftçiliği unutturdular. Büyük firmalar, büyük şirketler özellikle basit basit şeyleri unutturuyorlar. Basit hayatta kalma metodudur bunlar. Ağacın ne ağacı olduğunu unuttuk. Sebzenin nasıl, nerede, nasıl bir şey, bir yerde yetiştiğini unuttuk. Bunları unutursak, çiftçi yok olursa, belli bir kişilerin eline, gücün eline geçerse bu tarım, düşünün, size istedikleri şantajı yaparlar mı, yapamazlar mı? Bu olasılık var mı, yok mu? O yüzden bu komplo teorisyenlerini de ben de dinliyorum, öyle deniyor. Ama adamlar da kendi kafasınca analizler yapıyorlar, belli bir senaryolar kuruyorlar. Yani parçaları arkalı önlü birleştirerek bir şekilde bütün resmi okumaya çalışıyorlar. Sonuçta onlar da %100 elbette böyle olacak diyemiyorlar. Ama olma olasılıklarından bahsediyorlar ve yapılanlarla şimdiye kadar yapılmak istenenleri birleştirince bir resmi, büyük resmi okumaya çalışıyorlar. Veya böyle olmasa bile bunun tehlikesi var. Bunun tehlikelerinden bahsediyorlar diye düşünüyorum. Şimdi ben Finlandiya'ya geldim. Türkiye'de o yüzden şanslıyız. Çok şanslıyız. Bu pandemi çıktığında Türkiye'deydim. Pandeminin ne boyutlara gidebileceğini televizyonlardan duyduk. İşte kimisi abarttı, kimisi küçümsedi, hafife aldı vesaire yaptı. Ben mantıklı düşünmeye çalıştım. İki ülkeyi karşılaştırdım, Türkiye ve Finlandiya'yı. Ben Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Tercih etme sebebimden birisi iklimdi. Çünkü burada hakikaten bir elektrik kesintisi olsa, bir felaket olsa, her şey elektrikle çalışıyor burada. Her şey dediğim, sakın yanlış anlamayın. İnsan radyosuz, televizyonsuz, telefonsuz yaşayabilir. Yaşam olarak anlatmak istediğim, insan ölür burada. Isınma, elektrik burada yani. Elektrik de geliyor bir şekilde. Merkezi sistemi almışlar. Ne güzel bak, enerji kaybolmasın diyorlar vesaire diyorlar. Mahallelerde sıcak su ısıtma merkezleri var, oradan geliyor. O bir bozuldu mu, kaç bin kişinin hakikaten donarak veya soğukta kalacağını düşünün. Sıcak susuz da kalacağını düşünün. Burada fırınlı ocaklar, yemek yaptığımız ocaklar hepsi elektrikle çalışıyor. Hiçbir yedeği yok. Yedeğini unutturmuşlar. Niye, nasıl unutturmuşlar? Burada da iyi düşünerek veya birisi öyle demiş. İşte yangın güvenliği demiş, vesaire güvenliği demiş, standartları yükseltmişler. Yapmalarını, odun ocağı yapmasını veya şömine yapmasını çok zorlaştırmışlar. İstesen de yap. Soba yok, soba kurmayı yasaklamışlar. Çünkü onun için binada şeyler yapılmamış arkadaşlar, bacalar vesaireler yapılmamış. Ben yapmak istesem bile uğraşsan çok uğraşman lazım. Hakkım var, yapabilirim vesaire desen o kanun şeyleriyle çok uğraşman lazım. Her şeyi zorlaştırmışlar. Şu ülkede daha 3-5 sene öncesine kadar güldüm. Acı bir gerçekti. Son meslek yapan kişi öldü diye haber etmişlerdi. Soba yapmasını bilen tek bir kişi varmış bu ülkede. O da ölmüş. Ve soba yapma kursları açmışlar burada. İş kurum ölmesin bu meslek diye. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en soğuk iklimine sahip bir ülkeden yaşıyoruz ve burada soba yapmasını bilen yok.
soba üretmesini bilen yok. O yüzden merkeziyetçilik veya bir yere bağlanmak hakikaten çok tehlikeli. İnsan burada odun var, her şey var ama ısınma elektrikle, işte çevre deniliyor vesaire deniliyor. Elbette bunlar önemli. Bu şekilde diye diye ele geçiriyorlar. Bir dengede tutulması lazım bence bunları. Şimdi ne demiştik? Koronada Türkiye'de kaldım. İşte iklim şartı bir. Gıda güvenliği. Burada da gıda hep dışarıdan geliyor. Ülke dışından. Burada fazla yetişen bir şey yok. Depoların boşaldığını düşünün. Yani felaket senaryoları yazdık ya. Olmaz olmaz değil. Ya burada ormanda, karların içinde zaten yazın hiçbir şey yetişmiyor. Yazın mantar veya böyle yaban mersini gibi vesaire meyveler toplarsan, depolarsan, işte balığını tutarsan bir şekilde kışın hayatta kalma veya aç kalmama riskin yok. Ama Türkiye'de benim olduğum bölgeyi, yani Ege'den bahsediyorum. Bizim kışın zaten bütün sebzelerimiz, meyvelerimiz yetişiyor. Hiçbir şey yetiştirmesek dahi dağda yenilen otları vesaireyi biliyoruz. Ama bilmeyenler var. Herkes zannediyor ki masalarını işte konserve kutusunda alıyoruz marketten veya paketlerde alıyoruz. Bunların yürüdüğümüz, her gün yürüdüğümüz yolun kenarında yetiştiğine bile farkında değiliz. Bu ülkede hayvanların kurbanını göstermiyorlar. Katliam diyorlar vesaire diyorlar. Hatta bizim kurban bayramımız öyle diyorlar. Buradaki yetişen çocuklar etin hayvandan geldiğini bilmiyor. Zannediyor ki marketin rafından geliyor. Üretiliyor o. Zaten ona mı hazırlık yapıyorlar bilmiyorum. İşte böyle böyle suni etler falandan da bahsetmeye başladılar. Bunlar iyi değil. Böyle bir felaket durumunda düşünün o çocuk. Varlık içinde yokluk, aç kalacak, ölecek. Biz de öyle. Biz neyi yenip neyi yenemeyeceğini, hatta neyi yediğimizi bilmiyoruz. Bırakın onu avlamasını veya yetiştirmesini veya ayırt etmesini doğada. Böyle bir konuya değinmek istedim bugün. Bilmiyorum, şöyle düşünüyorum. Toprak toprak diyorlar. Toprak çok önemli. Şimdi de önemli. Her zaman toprak önemli olmuştur insanın tarihinde. Toprak insanın vatanıdır. Bunu bilmemiz lazım. Birçok kişi toprağını elinden çıkarıp gidip şehirlerdeki o kutulardan alıyorlar kendilerine. Doğayı da unutturması kolay böyle insanların. O şehrin karmaşası içinde düşünebiliyor musunuz nasıl bir nesil yetişiyor? Yani bazı komplo teorisyenlerin dediği gibi biz gönüllü köleler olduk. Bunun bile farkında değiliz. Umarım bu sohbetim yararlı olmuştur. Hepimizin zihni biraz açılmıştır. Şimdilik sağlıklı kalın, güvende kalın, hoşça kalın.